Herkese merhabalar. Saatler 13.30. Sürpriz. Ben Didem Aşlanoğlu. Bugün sevgili Reyhan izinli. Dolayısıyla bu bölümde birlikteyiz. Vakit kaybetmeyelim. Önemli bir haftayı aslında tamamlamak üzereyiz. Seans ortasında konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu düşünüyorum. Hemen dönelim Info Yatırım'a. Stratejist Çağlar Toros hazır ve bizi bekliyor. Çağlar, hoş geldin yayınımıza. İyi günler diliyorum. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler Çağlar. Şimdi elbette hani seans ortası biraz belki hisse senedi tarafına bakarak başlamakta fayda var. Hoş, arka planda çokça gündem başlığı birikti ama bunlardan bir tanesi de bilançolar. Dolayısıyla biz bir miktar bu içinde bulunduğumuz yoğun gündemde bilançoların, bunların gölgesinde kaldığından hep bahsediyoruz ama senin de bir değerlendirmeni almak isterim. Özellikle bulunan seviyeler itibariyle bilançolar beklentilerle paralel de iyi de gelse ne kadar yansıtabiliyoruz ve dördüncü çeyrek beklentileri konuşulmaya başladı mı şimdiden diye istersen bir değerlendirme yapalım. Evet, geçtiğimiz haftaya yaklaşık %2.6 yukarı yönlü hareketle tamamlayan Borsa İstanbul BIST endeksi bu haftaya açıkçası risk iştahı düşük başlamıştı. Çünkü jeopolitik gerginliklerin artarak devam etmesi, diğer taraftan sivillere yönelik yapılan saldırılar risk iştahını fazlasıyla düşürmüştü. Bizim bilanço dönemimizin de, yani 2023 yılı 3. çeyrek finansal döneminde aslında bu jeopolitik gerginliklere denk gelmesi biraz daha bilançoları aslında risk iştahını aşağı çekerek savaşın gölgesinde bıraktı diyebiliriz. Çünkü kurun yukarı yönlü gitmesiyle birlikte kurdaki yükseliş satışlarına yansıtabilen, ihracatı yüksek ya da döviz fazlası olan şirketlerin ön plana çıkması bekleniyordu. Diğer taraftan enflasyon temasının olmasıyla birlikte maliyet yönetimini iyi yapan ve fiyat artışlarını finansallarına yansıtabilen şirket grupları enflasyonist ortamda ön plana çıkması bekleniyordu. Ama savaşın etkisi bilanço dönemini biraz daha gölgede bıraktı. Çünkü iyi bir bilanço dönemi geçmesini bekliyorduk ve endekse bir katalist etki yaratmasını beklemekteydik. Biraz daha burada hisse bazlı hareketlerin aslında ön plana çıkmasını fazlasıyla bekledik ve an itibariyle seviyeler tarafına da baktığımız zaman finansallar açıklandıktan sonra biraz daha beklentilerin alındığı, gerçekleşmelerin satıldığı bir dönem içerisine girdik. Ama belki bu dönemde finansallar şu an için fiyatlanamıyor ama gerçekten o kadar iyi bir finansal dönem geçiyor ki bu savaşın etkilerinin biraz daha azaldığı ya da haber akışlarının azaldığı bir dönemde aslında bu dönemki finansallar daha da fazla ön plana çıkacaktır. İleriye dönük projeksiyonlarda diye düşünüyorum. Önümüzdeki hafta, yani 9 Kasım'da konsolide finansalların açıklanması için son tarih ve aslında büyük sanayi şirketleri ve büyük şirketler, yani piyasa değeri büyük şirketler de önümüzdeki hafta finansallarını açıklayacak. Eğer bu hafta sonu olası haber akışlarının biraz daha yumuşaması ya da Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken'ın bugün Orta Doğu'ya ilişkin görüşmeleri vardı. 5 Kasım'da Türkiye'ye gelecek. Buradaki savaşa ilişkin biraz daha ateşkese doğru verebileceği mesajların etkisi ve iyi gelebilen finansalların eşliğinde Borsa İstanbul BIST endeksinde yukarı yönlü hareketin daha da hızlanabileceği bir ortama girebiliriz diye düşünüyorum. Burada 7300 seviyesi kuvvetli bir destek seviyesi olarak aslında Borsa İstanbul BIST endeksi tarafında ön plana çıkıyor. Pivot seviye olarak da 7700 seviyesini biraz daha belirledik. 7700 seviyesinin üstünde kalırsa Borsa İstanbul BIST endeksi burada 8050 seviyesinin açıkçası hedef haline gelebileceğini düşünüyoruz bilançoların da eşliğinde. Peki, bütün bu seviyeleri not ettik. Dün de zaten bir 7700 denemesi oldu. Ancak bunun altında bir kapanış gerçekleşmişti. Bugün işlem hacimleri birazcık daha yavaş ilerliyor sanki. Senin de söylediğin gibi çok büyük ihtimalle de biraz hafta sonu jeopolitik risklerin ne yöne doğru evrileceğini de bekliyor, gözlemliyor olabilir piyasa diye ben de şahsen düşünüyorum. Peki Çağlar, şunu da sorayım aslında sen benim bir sonraki soruma jeopolitik risklere de değinmiş oldun, teşekkür ediyorum. Ama bir yandan da özür dilerim, içeride hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın önemli açıklamaları oldu. Maliye politikaları ve para politikaları cephesinde bunların yabancı yatırımcılara aktarılmakta olduğunu da biliyoruz. Eğer jeopolitik risklerde bir miktar gerileme olursa bu sürekli ötelenen yabancı girişlerinde de bir miktar daha beklentinin pozitife dönmesi öngörülebilir bir durum mu olur? Evet, yani Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Erkan'ın verdiği açıklamalara baktığımız zaman rasyonelite çerçevesi içerisindeki açıklamalarda devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son enflasyon raporu toplantısı vardı ve burada yıl sonu enflasyonu %58'den %65'lere revize edildi. Yani orta vadeli programa da biraz daha yakınsandığı görüldü. Diğer taraftan sadece orta vadeli programlara yakınsanmak değil, biraz da piyasa beklentilerine daha da yaklaşan bir yıl sonu enflasyon beklentileri oluştu. Normal şartlar altında faiz artışlarında ekonomilerde bir daralma beklentisi olur ve bu dönemlerde riskli varlıklardan çıkışlar hızlanır. Ama rasyonelite çerçevesi içerisinde alınan bu kararların etkisi bizim Borsa İstanbul BIST endeksimize de bir olumlu yansıma yapmıştır. Yabancı yatırımcılara da baktığımız zaman buradaki rasyonelite çerçevesindeki açıklamaların bence rakamlara biraz daha sirayet etmesini bekliyorlar. Evet, belki jeopolitik gerginliklerle birlikte biraz daha durağanlaşan yabancı girişi oldu ama sonuçta kredi derecelendirme kuruluşlarının bizim not görünümümüzü yukarı yönlü revize ettiğine de fazlasıyla şahit olduk ki S&P bu taraflarda notu en kötü olan kredi derecelendirme kuruluşu olarak ön plana çıkar. Ama o da bizim not görünümümüzü yukarı yönlü revize etti. Evet. Bence kredi derecelendirme kuruluşlarından da Türkiye ekonomisine yapılabilecek bir yatırım yapılabilir düzeye kredi notunun güncellenmesi durumunda yabancı yatırımcı girişlerinin burada daha da hızlandığı bir ortama girebiliriz diye düşünüyorum. Yani bu kredi derecelendirme kuruluşlarının tabii çok çalışması gerekiyor. Çünkü yatırım yapılabilir seviyeden bir hayli uzaktayız şu an ama görünümün bile pozitife doğru ilerliyor olması tabii ki katkı sağlıyor, beklenti yaratıyor. Peki şimdi Ekim çok kötü geçti genel olarak hisse senedi piyasaları için küreselde de içeride de. Kasım'da dolayısıyla hani bir toparlama bekleyenler de yok değil. Bu bahsettiğim koşullar olursa Kasım biraz daha iyi, böyle bir Noel Baba rallisi bu senede beklenebilir mi? Yoksa jeopolitik riskler asılı kaldığı müddetçe tepemizde bu biraz uzak bir ihtimal olarak mı geliyor sana? Tabii jeopolitik gerginliklerin olması riskli varlıklardan çıkışları hızlandırabilir ama bizim yurt içi taraftaki hikayemiz apayrı. Yani enflasyon fiyatlamaları var. Enflasyonun yıl sonunda %65'lik bir beklenti var. Bu da risksiz getirilerin enflasyon karşısında yetersiz kalması demek. Her ne kadar kur korumalı mevduattan TL mevduatlara geçişler hızlansa da baktığımız zaman TL mevduatlar hala enflasyona yaklaşmış durumda değil. Yani reel getirinin eksi olduğu bir ortamda alternatif getiri arayışları içerisinde hala Borsa İstanbul tarafı üst sıralarda yer alıyor diyebilirim. O yüzden bu jeopolitik gerginliklerin etkisinin ben kısa süreli olabileceği kanaatindeyim. Çünkü önümüzde bir Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Yani Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkilerini biz çok kısa vadede atlatmıştık. Çünkü tamamen kendi iç dinamiklerimize bağlı olan hikayeler vardı. Ben bu yıl içerisinde de öyle olabileceği kanaatindeyim. Evet, belki bir yılbaşı rallisi gibi bir durum söz konusu olabilir ama bence burada enflasyon muhasebesine dair gelecek haber akışlarının da ben önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk sorunuzda 4. çeyrek finansallarında biraz daha beklenti oluştu mu demiştiniz. Bence buradaki enflasyon muhasebesine ilişkin gelen haberlerden sonra biraz daha beklentiler oluşacak. Çünkü hala burada karmaşık bir durum var. Geçtiğimiz yıllarda enflasyon muhasebesi bu yılın son çeyreğini ötelenmişti. Çünkü yapılan araştırmalar sonucu, gelen makroekonomik veriler sonucu. Ama şu anki konjektürde bu yılın son çeyreğinde enflasyon muhasebesine geçileceği konuşuluyor. Ve burada hangi şirketler enflasyon muhasebesinden ya da hangi sektörler olumlu etkilenir, olumsuz etkilenir? Bunun tamamen iyi bir analizinin yapılması lazım. Çünkü çok uzun süre sonra ikinci defa enflasyon muhasebesine geçecek bir Türkiye olacak. Ama dediğim gibi genel konjonktürde ben biraz daha olumlu görüşteyim. O yüzden bu konjonktürde ve bu enflasyon tarafının olduğu dönemlerde ben Borsa İstanbul tarafındaki yukarı yönlü hareketin alternatif getiri arayışlarında borsanın da üst sırada olmasından kaynaklı olarak yukarı yönlü olabileceğini düşünüyorum. Info Yatırım Stratejisti Çağlar Toros, çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğin için. Bugün kolaylıklar diliyorum sana ve tüm Info Yatırım çalışanlarına diyelim. Ve bakın, bugün stüdyoda yanımda kim var? Burak, hoş geldin. Hoş bulduk Didem. Bloomberg HT kıdemli muhabirimiz Burak Karagöz'leyiz. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü evet, otomotiv verileri açıklandı. Otomotiv deyince de benim aklıma Burak geliyor yani doğal olarak. Teşekkür ederim Didem. Şimdi otomotiv tarafında şu verileri de önüme bir alayım. ODMD verileri Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2022 yılı Ekim ayına göre %55.4 arttığına işaret etmiş. Bu da Ekim ayları bazında bir rekor. Rekor. Ama bu yeni rekor değil, biliyorsun. Yani yılbaşından itibaren bu sene her ay zaten rekor kırıldı. Yani bu aya özel bir rekor değil. Her ay rekorlarla kapadı sektör. Hatta sektörün temsilcileri bile hiç beklemedikleri. Herkes şaşırdı yani. Evet, artık 10. aya geldik. Peki, biraz alıştık. Peki buradaki itici gücün ne olduğunu söyleyebiliriz? Şimdi aslında ilk önce bir rakamlarla notlarımı aldım. Onlarla başladım. Şimdi aylar bazında satışlar anlamında dediğim gibi her ay rekor rakamlar açıklandı. Şimdi bu binek otomobili ve hafif ticari olarak ikiye ayrılıyor. Toplamında da toplam otomobil pazarı deniyor. Evet. Şimdi senin de söylediğin gibi Ekim ayı 101.367 adet. Hafif ticari ve binek. 82.000 adet sadece binek otomobil. Evet. Ben bir de şunu söylemek istiyorum sana. Yine rekor, 10 yıllık ortalamanın %65 üzerinde sadece binek otomobil. Yani 10 yıllık ortalaması 47.000. Bunun da çok üzerinde. Ama tabii sene başında bu rakamdan daha yüksek rakamları da gördük. Onu da söylemek lazım. Ekim ayı sonu itibariyle de 749.000'e ulaştı araç satışları. Daha 2 ay var. Yani hem sektörün içinden gelen insanların da hem benim fikrim şöyle, 850.000-900.000 adet bandında bir binek otomobil satışıyla beraber buna eklenecek hafif ticariyle beraber de pazar 1 milyonun üzerinde, 1.100.000 olabilir, 150 olur, 200 olur. Orasını kestiremiyoruz ama bu rakamlarda olacak gibi duruyor. Yani 1.200.000 adet tüm zamanların neredeyse en büyük rekorlarından bir tanesi olacak bu sene herkes açısından. Evet. Şimdi bunun alt kırılımlarına bakalım. Şimdi elektrikli tarafa bakalım şimdi mesela. Şimdi 43.682 adet elektrikli otomobil satılmış ilk 10 ayda. Ki bu geçen sene hiç böyle değildi. Çok daha düşüktü. Dolayısıyla hem bu sadece elektrikli otomobilden bahsediyorum. İçinde elektrik motoru olup da hibrit diye adlandırdığımız birkaç model var. Onlarla beraber 50.000'lere kadar çıktı rakam. Yani 48.883'lerde. Dolayısıyla %6,5 pay almış ki bu payın önümüzdeki sene daha fazla olması bekleniyor. Çünkü bu taraf gümbür gümbür geliyor, elektrikli tarafı. Çünkü artık insanlar da dediler ki evet, akaryakıt fiyatları çok pahalı. Evet, şehir içinde bu araç kullanılabilir mi? Evet, kullanılır. Başkaları alıyor, sen alıyorsun, öbürü alıyor. Nasıl, iyi mi? İyi diye böyle bu pazar şöyle şu eğriyle yükseliyor yani. Bir diğer taraftan yine çok enteresan bir şey oldu bu sene otomobil dışında. İlk defa motosiklet satışları Türkiye'de otomobil satışlarının üzerine çıktı. Bunun da tabii bazı sebepleri var. Şimdi şehir trafiği, motosiklet fiyatlarının otomobil fiyatlarına göre daha düşük olması, daha özgürlükçü araçlar olması, bir diğer taraftan İstanbul gibi bir şehirde, büyük metropollerde daha hızlı gidip gelebilmen, tabii bunların da etkisiyle motosiklet satışlarının çok arttığını gördük. Şimdi arz talep dengesiyle devam edelim. Niye bu sene böyle oldu? Zaten hepimizin yaşadığı koskocaman bir pandemi zamanı oldu. Oralar pandemiyle beraber fabrikalar durdu, üretim durdu. Üretim durunca birçok parametre değişti. Bir çip krizi girdi hayatımıza, biliyorsun. Artık bu çip krizinden yavaş yavaş çıktık diyebiliriz ama tam anlamıyla değil, ama büyük bir çoğunluğu çıktı. Bir diğer taraftan bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı oldu. Ukrayna dünyadaki en büyük kablo, otomobillerdeki kablo üreticisiydi. Aynı zamanda o metal üreticisiydi. Onların tedariği sağlanamadı. Bunlar sağlanamayınca otomobil üretimi yavaşladı. Yavaşlayınca da talep çok arttı. Tabii. Satılamadı. Bu sene itibariyle de fabrikalar tekrar eskiye yakın üretimlere başlayınca bütün o biriken talep 2023'e sıkıştı. Dolayısıyla da bu sene herkes otomobil bulmakta zorlandı. Konulardan bir tanesi de bu. Yani arz talep dengesiyle. Ben arada soru sorabilecek miyim? Yoksa sen... Zaman kısa dediğin için ben böyle hızlı anlatıyorum. Evet. İkinci elle ilgili bir sorum var. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da hem konut hem otomotiv tarafıyla ilgili bu biraz da hani enflasyonu baz alarak böyle önden yüklemeli, aman alalım işte yatırım aracı gibi kullanıldığı hem gayrimenkul hem otomotiv. Orada bir yavaşlama gözlemleniyor mu? Çünkü bir takım önlemler alındı. Orada yavaşlama gözlemlenmiyor. Çok... Var zaten. Yani orada bayağı bir yavaşlama var. Ediyorum. O fiyatlarda düşüş oldu mu ikinci elde, yoksa o hızlı fiyat artışlarında mı durağanlaşma başladı yavaş yavaş? Didem, aslında orada bir köpük fiyatlar oluşmuştu. Yani ikinci el fiyatının çok üzerinde fiyatlar şimdi oluştu. Alındı mı o köpük? Şimdi tabii sıfır otomobillerin de bollaşmasıyla beraber piyasada oradaki köpük gitti. Aslında normal olmayan fiyatlar normal fiyatlara döndü diyebiliriz. Tabii bu sektör temsilcilerine göre kimi %10 diyor, kimi %8 diyor, kimi böyle biraz daha devam ederse birkaç puan daha inebilir diyor. Ama tabii de bir malın bir asli fiyatı var. Onun da altına inmesi çok mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla bir de şimdi yıl sonuna geldik. Biliyorsun yıl sonu aslında bu sektör açısından en cazip, en güçlü son çeyrektir. Hı hı. Şimdi kampanyalar da başladı. Çünkü bayilerin elinde otomobiller var. Doğru. Geldi ve bu otomobiller hani böyle domates, ekmek gibi değil, hemen hani şey yapasın. O yüzden kampanyaları başladılar. Çünkü ellerinden çıkarmak zorundalar. Orada belli marjlarla artık çalışmaya başladılar ki o marjlar çok aşağı düştü. Hı hı. Ben sürekli konuştuğum için tabii, biliyorum. Tabii. Ya orada işte 200 bin liralara, 250 bin liralara nakitte varan indirimler. Bir diğer taraftan eğer nakit almazsan faiz, %0 faiz kampanyaları. Bir diğer taraftan işte belli bir orana 24 ay 0 faizli kampanyalar. Bir takım kampanyalarla stoklar eritilmeye çalışılıyor. Niyeti ve imkanı olanlar için doğru bir zaman mıdır? Bu çok merak edilen bir soru çünkü. Yani yılbaşından önce bunu sektör temsilcilerinden de ara ara duyuyoruz. Yani hem gayrimenkul yine hem otomotiv tarafında fiyatlar artmaya devam edebilir yorumları geliyor. Ne dersin sen? Herkesle konuşuyorsun. Şimdi birden bu kurla da alakalı. Yani yılbaşından itibaren kurlar yükseldikçe otomobil fiyatları da arttı. Bir diğer taraftan da talep çok olduğu için o da etkiledi, daha çok arttı. Ama şu anki kur seviyesini hep beraber zaten takip ediyoruz. 28-40. Evet, dolayısıyla kur çok aşırı yükselmedikten sonra otomobil fiyatlarının bu dönemde, bu dönem için konuşacağım, çok majör bir değişiklik olmazsa çok yukarı çıkacağını düşünmüyorum ben. Peki. Süremizin sonuna geldik. Son bir cümle eklemek istediğin ne varsa onu alayım. Çağlar'a gideceğim. Evet, aslında şunu eklemek istiyorum. Bu hafta sonu Türkiye'deki otomotiv sektörü açısından aslında önemli bir hafta sonu. Diyeceksin ki ne var? Ne var? İki tane önemli olay var. Bunlardan bir tanesi Ford Otosan'ın yeni fabrikası açılıyor cumartesi günü. Sayın Cumhurbaşkanı da katılacak törene, o açacak fabrikayı. Yani bu Türkiye'deki otomotiv sektörü endüstrisi adına çok önemli bir gelişme. Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç da orada olacak. Tamam. Bayağı bir sektör temsilcileri de orada olacak. Önü takip edeceğim ben zaten. Peki. Bir diğer taraftan da Toyota'nın fabrikası ikinci nesil yeni CHR üretimine, seri üretimine geçecek. Onun da yine bakanlar eşliğinde bir töreni olacak yarın sabah. Yani bu da şu anlama geliyor. Hibrit ve şarj edilebilir versiyonlardan oluşan CHR Türkiye'de üretilen ilk şarj edilebilir hibrit otomobili olacak. Süper. Ben onları takip edeceğim. Bunları sen takip edeceksin. Tabii haftaya bunları konuşacağız. Verecek. Harika olur. Çok teşekkür ediyorum Burak Karagöz. Ben teşekkür ederim. Hemen dönüyoruz araştırmaya. Çağlar Kuzlukluoğlu bizi bekliyor. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasında Çağlar Kuzlukluoğlu ile birlikteyiz. Şimdi de Çağlar, hoş geldin. Nedir elindeki notlar, seans ortasında bizimle paylaşacağın? Didem, şimdi seninle öğle vakti bu sefer çağıracağız. Bakalım nasıl olacak ama şunu söyleyeyim. Dün yine seninle akşam yayında söylemiştim iç karartıcı şeyler anlatmayacağız diye. Çünkü bu noktada özellikle bu haftanın çarşambasından sonra, yani Fed'den sonra bir miktar piyasalardaki gevşemeyi izler vaziyetteyiz. Ama tabii ister istemez 2024'e ilişkin konular da gündemdeki ağırlığını giderek arttırmaya başlıyor. Yılın sonuna yaklaşıyoruz. Hemen iki tane doneye yaklaşalım. Burada birincisi Powell'ın verdiği mesajlardan finansal koşulların sıkılığıyla tahvil faizlerine bakacağız. Burada özellikle seninle birlikte olduğumuz yayınlarda çokça tahvil konusu üzerinde durmuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki finansal koşulların seyrine paralel aslında buradaki gevşeklik ve sıkılığa oranla 10 yıllıklarda bilhassa hareketin yukarı yönlü ne diyelim o seyrine tanık olmuştuk. Bir miktar artık o Powell'ın da vurguladığı sıkılık buradaki gevşemeyi de getirdi. Nitekim şu an itibariyle 10 yıllıklar %4,66'lardaki %4,60'ın altını da test ettik. Önümüzdeki yıla dair görüşler artık ağırlık kazanmaya başlıyor demiştik. Atlanta Fed'in bir anlık büyüme göstergesi var. Bu noktada da aslında 3. çeyrek büyümesinin güçlü gelmesinin hemen ardından 4. çeyreğe ilişkin beklentiler bir miktar törpülendi. Hatta burada ciddi anlamda bir değişim olduğunu görüyoruz. Tahvillerle ilgili de şunu söylemek isterim Didem, sözlerimi noktalamadan. UBS der ki ABD 10 yıllık tahvil faizleri gelecek yıl Haziran ayına kadar %3,5'lere kadar çekilecek. Öte yandan Franklin Templeton da der ki 10 yıllıklar %5,25'te zirve yapabilir. Ama tabii buraya bir 3 nokta koymak lazım. 5,25 zirvesini görüp 3,5'a da çekilebilir. Ama finansal koşulların sıkılığı, yüksek faizler ve ekonomik aktivitenin seyri bizim tahminen 2024 sonuna kadar izleyeceğimiz konular olacak. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasını burada noktalıyoruz. Saat 14.45'te seans notlarında bu defa yeniden görüşene dek hoşçakalın.